Evet, şimdi de member access yani nokta yani üye erişim operatörünü inceliyor olacağız. Üye erişim ne demek? Üye demek ne demek? Bunları ilk önce bir konuşalım. Arkadaşlar elimizdeki değerler, elimizdeki değerlerin türleri alt elemanlara sahiptir. Bu alt elemanlar nelerdir? Bunu aslında ileride daha net anlayacaksınız ama şöyle söyleyebilirim. Elimizde herhangi bir değer olsun. Integer i değişkeni 5 diyelim. Bak i nokta dediğimde bunun altında erişebildiğim komutları görebiliyor musunuz? İşte bu komutlara biz member'lar diyoruz. Elemanlar. Integer üzerinden erişebildiğimiz elemanlardır bunlar. Mesela ileride biz kendi class'larımızı oluşturacağız. Object oriented'da. Öğrenci diye bir class oluşturacaksın. Öğrencinin adı, öğrencinin soyadı. Bunlara biz property diyeceğiz. Bu property'ler de öğrenci class'ın elemanları olacak. Öğrencinin maaşını, maaş diyorum, notunu hesaplayan bir metot koyacaksın. O da bir eleman olacak. Yani eleman dediğimiz olay bir türün altındaki kodlardır. Altında erişebildiğiniz property'ler ya da metotlardır. Daha sen property'nin, daha metodun ne olduğunu bilmediğin için bunu çok fazla kafanda tahayyül ettiremem. Ama şöyle bir kodun devamında çağırabildiğin bütün kodlar o kodun, o türün member'larıdır arkadaşlar. Şimdi member access dediğimiz nedir? Member access kodu, daha doğrusu operatörü elimizdeki kodun, elimizdeki değerin türüne uygun member'lara erişmemizi sağlayan bir operatördür. Örneğin elimdeki integer değişkeninin altında toString'e erişmek istediğim zaman bu toString'e beni eriştiren kim oluyor? Bakın nokta operatörü oluyor. I değişkeninin integer türünün member'ı olan toString'e ben nokta operatörüyle erişebiliyorum. Yani burada şöyle düşünebilirsiniz. Bir kod yazdın, onun altındaki türlerden birine erişmeni sağlayan nokta operatörüdür. Bunun da altındaki türlerden birine erişmeni sağlayan nokta operatörüdür. Yani birazcık hiyerarşik düşünürsek eğer, ben toString'den sonra da hani böyle nokta nokta diyerek gidebilirim. Ta ki ne zamana kadar? Elimdeki geri dönüş, elimdeki değerin bir değer olmayacak noktaya kadar. Yani değersiz duruma gidene kadar ya da işim bitene kadar. Orada bitmiştir işim. Ondan sonra işlem yapmama gerek yoktur. Farklı bir member'a erişmem gerekmiyordur. Nokta demem, noktalı virgülle konsepti kapatırım. Anlaşıldı mı? Bak normalde ben burada ne yapabilirdim? Hani console.lightline'a gelip i'yi de yazabilirdim. Ya da nokta toString diyerek de yazabilirdim. ToString, string'e dönüştürüp ekrana yazdıracaktır. Yani devamını getireceksen, bir alt member'ı çağıracaksan biz member access dediğimiz bu operatörü kullanmaktayız. Şimdi gelin açıklamasını yapalım, dersimizi sonlandıralım. Member access elimizdeki bir değerin türüne uygun elemanlarını, bu elemanlar neler olabiliyor? Fonksiyonlarını, değil mi? Yani bir başka de işte metotlarını, bir başka eleman olabilir mesela property'lerini. Ne olduğunu ileride anlayacaksın. Şimdilik boş ver. Ve hatta arkadaşlar field dediğimiz yapılanma, ona bile erişmemizi sağlayan, yani erişmekten kastımız ne? Bir başka deyişle arkadaşlar, erişmemizi demeyeyim, şöyle diyelim, erişmemizi yahut çalıştırmamızı, bir başka deyişle çağırmamızı sağlayan bir operatördür. Arkadaşlar member access kodun devamını getirir. Devamını getirir. Tamam. Sen eğer kodunda yazdığın noktadan sonra devamı gelecekse member access'e getirebiliyorsun. İşte nokta bilmem ne, nokta bilmem ne, nokta bilmem ne. Burada şey gibi düşünebilirsin. İşte bir tane işte küçük kız çocuğunu çağırdın. Nokta işte ruj sür, nokta saçını yaptır, nokta bilmem ne yap falan diye böyle gidebilirsin. Orada istediğin nitelikleri, elemanları çağırabilirsin. Çağırıp üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsin. Tabi bunları da anlayabilmek için daha derinlemesine gitmemiz lazım. Şu anda nokta, o kodun içerisindeki noktanın ne olduğunu gördüğünde şunu diyeceksin. Ha, demek ki i'nin altındaki, i'nin içerisinde bulunan bir eleman çağrılmış. Bunu yorumlayabil, bu kadarını bil. Şimdilik yeterli. Sonraki operatörümüzde görüşmek üzere.